Önceki videonun bıraktığımız yerinde İkinci Dünya Savaşı 1939'un Eylül ayında başlamıştı. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesinin hemen ardından Fransa ve Birleşik Krallık Almanya'ya savaşı ilan etmişti. Bunun da hemen arkasından Sovyetler Birliği de Stalin'in önderliğinde Polonya'yı işgal etti ve kendi etki alanlarında hak talep etti. Şimdi de 1940 yılına geliyoruz ve görüyoruz ki 1940-41 yıllarında işler Naziler'in tarafında hız kazanmaya başlamıştı. Onlara kısa zamanda Mihver devletleri tarafı denmeye başlanacaktı. Mihver devletleri tarafı. Bazı tarih kitaplarında bu şekilde adlandırılır, bazılarında farklı adlandırmalarda görebilirsiniz. Ama bu videoda Mihver devletleri olarak adlandıracağız. Böyle devam edeceğiz. Nisan'da Almanlar Danimarka'yı ve Norveç'i işgal etti. Yani Almanya önce Danimarka'yı sonra Norveç'i işgal ediyor. 1940'ın Nisan ayındayız. Unutmayın. 1940 yılının Mayıs ayına gelindiğinde ise Almanya Hollanda'yı ve Belçika'yı da işgal ediyor. Danimarka'yı ve Norveç'i etmişti. Şimdi Hollanda'yı ve Belçika'yı da işgal ediyor. Bunlara bazen alçaktaki ülkeler de denir. Çünkü Hollanda'nın bulunduğu bu alan deniz seviyesine çok yakın ve hatta bazı bölgelerde deniz seviyesinin altında kalıyor. Yani alçaktaki ülkeler buradan geliyor. Yazalım buraya. Alçaktaki ülkeler ya da alçak rakımlı ülkeler de denebilir. Böylece Hollanda'yı işgal ediyor ve Belçika'yı da işgal ediyor. Birinci Dünya Savaşı'nda olanlara çok benzer şeyler yani. Almanya, Fransa'yı o zaman da bu şekilde ele geçirmişti. Haziranda ise İtalya'da işe karışıyor. Önceden de gördüğümüz gibi İtalya'da savaş ilan ediyor. Hız kazanan Benito Mussolini Adolf Hitler'le daha da yakınlaşıyor. Böylece Haziran ayında İtalya'da Birleşik Krallık ve Fransa'nın oluşturduğu müttefik devletlere savaş ilan ediyor. Yani artık İtalya'da resmi olarak savaşa dahil olmuş durumda. Almanya'nın yanında olarak. İtalya 2. Dünya Savaşı'na katılır katılmaz Burada da çatışmalar başladığını görüyoruz. Yani yeni bir cephe açılıyor. Bu çatışmalar İtalya'nın kolonisi, yani sömürgeci şekilde hükmettiği yer olan Libya ve Birleşik Krallığın esasen kontrolünde olan Mısır arasında çıkıyor. Böylece Mısır ve Libya sınırları arasında da çatışmalar başlıyor. Burada yeni bir cephe açılmış oluyor. Haziran böyle geçiyordu yani. İtalya da savaşa katılmıştı. Bundan kısa bir süre sonra Fransa Almanya'ya yenik düşüyor. Yani neredeyse tüm savaş boyunca devam eden siper harbiyle karşılaştığımız Birinci Dünya Savaşı gibi değil. Çok hızlı şekilde gelişiyor bu sefer. Şöyle düşünün, bu sefer savaş başlayalı daha sadece 8-9 ay olmuş ve Fransa çok büyük bir güce Almanya'ya yenik düşüyor. Böylece Vichy Fransası kuruluyor. İlk başta genel hatlarıyla Fransa'nın şu an çizdiğim kısmını kontrol ediyorlar. Burası Vichy Fransa'sının başkenti olan Vichy kasabası. Yani bu yeni Fransa rejimi, işgal altındaki Fransa rejimi adını başkenti olan Vichy kasabasından alıyor. O yüzden de Vichy Fransa'sı deniyor. İsmini buradan alıyor. Daha sonra da Özgür Fransa dediğimiz kalan kısım 1942'de Almanya'ya yenik düşüyor. Yani işler gerçekten de pek parlak görünmüyor Fransızlar için. Müttefik devletler için pek iyi görünmüyor durum sadece Fransızlar değil. Fransa Almanya'ya yenik düşüyor. Esasen Almanların kontrolünde olan Vichy Fransası kuruluyor ve daha sonra da Temmuz'da Almanya İngiltere'yi bombalamaya başlıyor. Britanya Savaşı dediğimiz Birleşik Krallık'taki meşhur savaş başlamış oluyor. Daha başlamadan önce bile Winston Churchill yaklaşan Britanya Savaşı'na hazırlıklı olmalıyız demişti. Böylece Almanya Birleşik Krallığı bombalamaya başlıyor. Bu noktadan sonra işler daha da kötüye gidiyor. Eylül ayında Mihver devletleri Japonya ile birleşiyor. Japonya aralarına katılırken üç taraflı bir antlaşma imzalanıyor. Böylece Mihver devletleri Japonya, İtalya ve Almanya'dan oluşuyor. Japonya üç taraflı antlaşma imzaladı. Böylece işin içine Japonya da karışmış oluyor. Fransa Almanya yenik düşmüş olduğundan beridir Japonya resmi olarak İtalya ve Almanya ile beraber hareket ediyor. Fransa yenik olduğu için Japonya Fransa'nın kolonilerini hedef almak istiyor. Aklındaki plan böyle. Özellikle de şu an Vietnam ve Kamboçya olarak bildiğimiz Fransız Hindiçini bölgesini. Böylece kısa bir süre sonra Japonya Fransız Hindiçini bölgesine saldırıyor. Yani işler pek de iyi görünmüyor ve daha da kötüye gidiyor. Kasım ayında artık savaş başlayalı bir yıldan fazla olmuş. 1940 yılının sonlarına geliyoruz. Kasım'da Macaristan ve Romanya Mihver devletlerine katılmak zorunda bırakılıyor. Yani böylece Macaristan ve Romanya da Mihver devletlerine katılıyor. 1940 yılını geride bırakırken gördüğümüz üzere müttefik devletler için durum pek de parlak değil. Karışıklık içinde olduğu için özür dilerim ama bu haritada gördüğünüz gibi boyalı alanlar daha da artmaya devam ediyor. Müttefik devletler için azıcık durumu kurtaran tek iyi şey Kuzey Afrika'da yaşananlar olabilir. 1940'ın en sonlarında İngilizler İtalyanları Libya'da geri püskürtmeyi başarıyor. Bunu farklı bir renkte çiziyorum. Müttefik devletler için mavi olsun. Böylece İngilizler İtalyan güçlerini Libya'ya geri püskürtebiliyorlardı. Aslında Libya'daki İtalyanları da yenebiliyorlardı. Ama bu bizi 1941 yılına götürecek ve bunu bir sonraki videoda konuşuyor olacağız. Almanlar takviye güçlerini gönderecekler ve tekrar İngilizleri Mısır'a geri püskürtecekler. 1941 yılının Almanya'nın ve mihver devletlerinin çok daha saldırganlaştığı bir yıl olduğunu göreceğiz. 1941 yılının sonlarına gelirken de Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'na girişini göreceğiz ki bu da çok önemli bir gelişme olacak.